Cumhuriyetin nasıl ilan edildiği, ilkokulun belki de birincisi, belki de değil, birinci sınıfından itibaren bütün öğrenim kademeleri boyunca, örgün öğrenimin bütün kademeleri boyunca, yani eski tabirle ilk, orta, lise, yüksek öğrenim sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hep anlatıldı, hep öğretildi, hatta hep ezberletildi. Ama tabii ki bu resmi ideolojiye göre, onun kendi tarih tezine göre yapılmış olan bir takdimdi. Ve resmi ideolojinin Cumhuriyet nasıl kuruldu, nasıl ilan edildi başlığına baktığımız vakit, şimdi herkesin zihinlerini çok hızlı olarak tazeliyorum. Bana hak vereceksiniz. İlkokul birden itibaren üniversite sona kadar bize anlatılan ne oldu? Adeta yani bu tekrar yoğunluğundan ötürü de rahatlıkla benim burada bir beyin yıkama bombardımanı olarak nitelendirmek mecburiyetinde kalıyorum. Cumhuriyet nasıl ilan edildi? O zamanki bütün Türk milleti ayakta feveran halinde Cumhuriyet'in ilan edilmesini bekliyordu. Bütün halk da Cumhuriyet'in ilan edilmesine yönelik muazzam bir coşku, muazzam bir beklenti vardı. Bu ülkeyi yönetmekte olanlar üzerinde çok ciddi bir basınç oluşturuyordu. Halkın bu bir an evvel artık neredeyse isyan etme derecesine gelmiş olan, bir an evvel şu Cumhuriyet'i ilan edin, bizi dünyada cennet hayatına, refaha kavuşturun falan beklentisi nihayet ülkeyi yönetenler tarafından 29 Ekim 1923 günü karşılık gördü. Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet ilan edilir edilmez o zamanki yaklaşık nüfus 11-12 milyon, yani 1927'de ilk resmi sayımdır 13 milyon çıkıyor Türkiye'nin nüfusu. 4 sene öncesinden bahsettiğimize göre 12 milyon diyelim. Bütün Türkiye ahalisi sevincinden, mutluluğundan havalara fırladı. Yani evet, farkındayım, biraz belki karikatürize ederek anlattım. Ama zannediyorum siyasi ideolojik görüşü her ne olursa olsun, beni dinlemekte olan herkes buraya kadar yapmış olduğumu özetlemeye hak verecek. Mesela şu fotoğrafları hatırlayın. 28 Şubat döneminden itibaren çok yoğun bir şekilde piyasaya verilen ve dün de mesela işte gene 97. yıl dönümü vesilesiyle birçok yerlerde, sosyal medyada falan karşılaştık. Bir grup köylü kadın ve erkek dizilmişler. İşte kadınların mesela kucaklarında top mermileri. Henüz daha çok taze olan İstiklal Savaşı hatırasını tazelemeye yönelik olarak ve ellerinde pankart tutuyorlar. Biz Cumhuriyeti böyle kazandık. Yani tabii pankarttaki yazı Latin harfleriyle olduğuna göre demek ki 1928 sonrasına ait bir fotoğraf bu. Ama yani pankartı ve o pankartı tutan köylü vatandaşları bir arada düşünürseniz, otomatikman resmi ideolojinin, devletin verdiği mesaj şu: Türk halkı bir an evvel Cumhuriyet ilan edilsin diye kendi kendini yiyip bitiriyordu. Bunun için büyük gayretler ortaya koymuştu. Devleti yönetenler de nihayet halkın bu çok şiddetli talebine olumlu şekilde cevap verdiler. 1923'ün 29 Ekim'inde Cumhuriyeti ilan ettiler. Bu olunca halk da sevinçten havalara fırladı. Nokta. Arkadaşlar, bu resmi ideolojinin ilkokul birden itibaren döne döne bizim kafamıza sokmaya çalıştığı bir tez.